Tam Nihal Bengisu Karaca. Tamam bu benimki böyle bu kadar öyle tamam. bir anlaşmazlık yaşanır mı masada yani yeni bir doğrusu, anlaşmazlık. Olsun. Bakın aslında en doğrusu e, özellikle şu an Türkiye'nin canını, e, Türkiye canını yakan sorunları kimlerin çözeceğinin halkın karşısına çıkarılarak <laughs> muhalefet tarafından çıkarılarak. Başlangıç kadroyu tabii. açıklasalar tabii. en güzeli bu olurdu. Çünkü bile, muhalefetin tabii. şansını çok artıracak bir şeydi. Fakat hani zaman geçtikçe görüldü ki hani ortak aday konusundaki <laughs> krizler bile çok büyümeye müsait Hani bir de diğer kadrolar hani ekonomi belli oldu o zaman şu da belli olsun vesaire gibi giderek genişleyecek o potansiyel tartışma alanlarını başlamadan e, kapatmak ve bu böyle bir yönteme en baştan veda etmek durumunda kaldılar. Ama aslında en doğrusu evet oydu. E, Bilge Yılmaz evet yani aylardır aslında yani katıldığı yayınlarda kendisini işaret ediyor. Kendisini işaret eden bir profil yeni değil yani epey uzun süredir neredeyse yani 8 aya yakın bir süredir e, biliyoruz ki takip edenler olarak yani bu konuda bir göreve talip. Bu tarif... konuda sessiz bir uzlaşı var gibi hissediyorum altılı masada. Bilge Yılmaz konusunda ama eminde değilim. Kazanırlarsa Yani uzlaşı olduğuna dair benim bir fikrim yok. Sayın Davutoğlu'na soralım birazdan. Nasıl? Tarifte Kazanırlarsa olmuş diyorum olur. kesinlikle Bilge Yılmaz e, ekonomiye bakar. Şey Öyle şey görünmüyor muhalefet kazanırsa. Hayır bakanlardan biri olabilir ama hani eğer bu ama bakanlardan burada derken, konuşacağımız şey yani. şu. Bilge Yılmaz'ın bu şekilde ilan edilmesi hani tıpkı İmamoğlu'nun aslında Kübra'nın dikkat çektiği şekilde böyle elinin havaya kaldırılmak suretiyle ilan edilmesi, üstü kapalı, zımnen de olsa bir uzlaşıya dayanıyorsa evet yani bu pekala olabilir. Çünkü donanımı, CV'si, geçmişi, istekliliği göreve talip olduğunun çok uzun zamandır bilinmesi. Hani biraz da böyle hani agresifçe bir biçimde ben evet bu göreve uygunum meselesinin altını çizme konusunda diğer potansiyel olası aday adaylarına göre çok daha gayretli görünüyor. Bütün bunlar elbette onun alanını açtı. Bilge Yılmaz'ın alanını açtı. Ona bir daha doğrusu bir alan kaplamasını sağladı. Ve o zaman bunun bir şeyi olur. Bir karşılığı olur. Ama henüz bunlar konuşulmaya başlanmamışsa, bir uzlaşı yoksa. Biz biliyoruz ki Ali Babacan bu konuda iddialı. Biz Ama ilk ki, o zaman ilk gelecek başlangıcı partisi, Kılıçdaroğlu yaptı. O gelecek iki kişi, Partisi'ndeki iki bakan e, isimler kalıcı. var bu konuda iddialı. Orada e, umulur ki yeni bir tartışma çıkmaz. Akşener, Ama çıkadı. Sıcak bir gelişmeyi aktararak kapatalım. Akşener, bu arada şunu Asla söyleyeceğim. Yalnız. Kendi atmaz. fikrimi söyleyeyim. Yani şimdi muhalefet e, şöyle bir lüksede sahip değil bence. Muhalefetin 22 yıldır AK Parti ile yönetilen bir halka eee ekonomik sorunlarınızı çözeceğim derken kullanabileceği en önemli asetlerden biri Ali Babaca. Ali Babacan'ı bypass etme, tamamen onun üzerine basma, lüksünü göze alabileceğini de düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin yaşı yetenler, Türkiye'nin ekonomik anlamda altın yıllarıyla özdeşleştirdikleri bir isim. Ali Babacan üzerinden de özellikle enflasyon, hayat pahalılığı gibi meseleler oy verme tercihindeki birincil etken olacak seçmen açısından düşünürseniz ki buna kararsız endişeli muhafazakarlar diye anılan şu an pek endişeleri kalmayıp muhalefete mı? daha da yakınlaşmış olan seçmen nezdinde düşünecekseniz yani ekonomi ve Ali Babacan şeklinde özdeşleşmiş bu iki kelimeyi Dolayısıyla onda kenara basmamalıyız. Bir, cümle, şu, 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 bir cümle. cümle Bir cümle. Millet İttifakı. Öyle geliyor. Ekonomi bilimse o zaman Ali Babacan da, Bilge Yılmaz da madem bu bilim, hepsi de ekonomist bunu aynı şekilde idare ederler. Ama ben Akşener'in özellikle masaya geri dönmesi o yaşananlar falan bakanlık konusunda çok da fazla geri adım atacağını düşünmüyorum. Peki, Mesela savunma katılıyorum. katılıyorum. Onunla, ve ekonomiyi bence istiyorum. Peki. Sevgili